Herkese merhabalar, ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'ın ikinci bölüm sinematiği yayınlandı. Bu videoda hem reaksiyon videosu yapacağız hem de bu sinematiği inceleyeceğim sizlerle birlikte. Ben yüzeysel olarak sinematiğe bakmıştım. Hani tepkilerim de doğal olsun vesaire diye ayrıntılı olarak incelemedim. Yine video bittikten sonra da dikkatimi çeken şeyleri sizlerle paylaşacağım. Giriş kısmını çok da uzatmayayım. Videoya geçmeden önce bana destek olmak adına kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim ve hemen videomuza geçelim. Videoyu çekmeye başladığımda İngilizce video üzerinden yapacaktım. Fakat Türkçe video da geldi. Ses full de. Ben bu ilk 3 dakika içerisinde çok fazla konuşmuyorum. Gene anlık olarak bir tepki vermem gerekirse, bir şey söylemem gerekirse söylerim. Açıklamalar kısmına da videoların linkini bırakacağım. Icebox'a geçiyor. Aldın mı? Alıyorum. Amma da uzadı bu işe. Hani biliyordun burayı? Biliyorum. Acele ettirme. Vakit yok. Ben dalıyorum. Dal da sonra ye kafana kurşunu. Yok ya. Çekil de hocam göstersin. Felix dur. Koşarak ateş etmeyi de eklemişler. Harika bir giriş olmuş. Çok havalı ya. Çok havalı bir karakter gerçekten Viper. Hayır ya. Shorty böyle bir silah değil. Harekete bak. Çok güzel. Sana ne demişim bro? İşi hocana bırakacaksın. Bop. Kaçıncı ölüyor bu sinematikte? Kurşun yiye yiye bir hal oldu. Ne yapıyorsun sen ya? Vurulursun demiştim ama. Sen vurdun. Önce o vurdu. Önce mi? Sen de vurdun demek. Cidden bir şey söylemeyecek misin? Öyle yürüyüp gidecek misin? Çok güzel olmuş ya. Çok tatlı bir ikili olmuşlar. Evet, bu şekildeydi sinematiğimiz. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Videonun girişinde şöyle bir replik var. Yoru Phoenix'e diyor ki hani biraz sabırlı ol diyor. Yoksa hani Phoenix'e diyor işte ben önden gideceğim vesaire. Yani Yoru da işte hani kafana mermi yiyeceksin tarzı bir şey diyor. Buradaki olay Phoenix'in entry karakter olduğu, Yoru'nun da bir lurker yani arkadan giden arkalayıcı olduğunu hani çok güzel bir vurgu yapmışlar. Daha önce oyuncu kartları içerisinde ve paylaşılan hikaye detaylarında Raze ve Killjoy'un bir bağlantısı olduğunu biliyorduk. Yine geride bıraktığımız aylarda gelen Sky ajanının Sage ile bir bağlantısı olduğunu hani Sky'ın kendi animasyonundan biliyoruz. Bu animasyondan da anladığımız kadarıyla Yoru ve Phoenix'in bir bağlantısı var. Yani birlikte çalışıyorlar. Bir geçmişleri var. Sinematik içerisinde benim dikkatimi çeken ilk şey Jett'in kıyafetiydi. Farklı bir tasarım hani farklı bir kıyafeti var. Ajan skinlerinden vesaire bahsediyoruz. Tabii ki hani sadece sinematik açısından sinematik Icebox'ta geçtiği için hani bu sebepten dolayı farklı bir kıyafet vermiş olabilirler. Biraz daha gerçekçi bir hale getirmek için. Fakat hani bu tarz bir hani ajan skinleri mevzusunu açabiliriz. Bu tarz farklı bir jet kıyafeti görmek istiyor musunuz? Bunu belirtebilirsiniz. Yine şuradan yakalayabilirsem. Yani gördüğünüz gibi normal kıyafetine göre daha kapalı, birazcık daha böyle zırhımsı bir havası var bu kıyafetinin. Normal jet tasarımında bu kol tarafları daha hani kısa kollu, kolsuz gibi oluyordu. Burada hani uzun kollu giydirmişler. Öyle söyleyebilirim. İkinci dikkatimi çeken şey Yoru'nun tarağı oldu. Ona bakalım bir hemen. Bulabilirsem. Şurada Yoru kelebek tarzında bir tarağı var. Dolayısıyla hani benim bu hep aklıma gelen şeylerden çok da güzel bir yerde durdurdum. Hani aklıma gelen şeylerden biriydi. Hani oyuna çeşitli bıçaklar getiriyorlar. Karambit benzeri bir bıçaklar getirmişlerdi. Bıçaklar değil, bıçak getirmişlerdi. Varacağım nokta şu ki kelebek tarzı bir bıçak gelebilir mi? Hani tabii ki hani bundan çıkarılacak pek de bir şey değil ama benim aklıma ilk gelen şey buydu. Bu arada hani çok havalı bir sahne olmuş burası. Hani onu da söyleyeyim.
Hani bu kelebek olayına değinmeleri benim hoşuma gitti. İlerleyen zamanlarda bir kelebek bıçak görebiliriz. Hani direkt kelebek tarzında olmasa da Valorant'ın kendi temasına uygun bir şekilde bir kelebek havasını andıran bir bıçak görebiliriz diye düşünüyorum ben. En azından ben görmek istiyorum. Bunun dışında Shorty, yani Shorty böyle bir silah değil. Yani ben bu mesafeden böyle bir şey vursam 12 hitte adamı falan öldüremem yani. Hani sinematik içine dahil etmişler. Hani çok da hani üzerine düş söyleyecek, tartışılacak bir konu değil. Bu sahne benim çok hoşuma gitti. O Shorty ile birlikte sallanması ve vesaire. Yine bildiğiniz gibi sabahki videomuzda dün paylaşılan tüm yoru fotoğraflarını değerlendirmiştik. Hani bir eğer video izlemediyseniz bundan hemen bir önceki video olacak. Hani o videoya da gidebilirsiniz. Bunun dışında sinematiğimiz zaten Icebox'ta geçiyor ve hani önceki sinematikte Phoenix Jet bulunuyordu. O sinematiğin üstüne Viper, Cypher ve Yoru eklenmiş. Açıkçası Cypher'ın rolü de çok düşüktü. Yani headshot yedi, aşağı düştü. Viper'ın önemli bir rolü var gibi duruyor. Zaten kendisi genel olarak ne denir, hikaye içerisinde bu ajanları işe alan kişi konumunda, yani kendisi önemli bir konumda. Ne kadar şey içerisinde çok fazla beğenmesek de, nasıl diyeyim, ben karakteri beğeniyorum ama oyun içerisinde çok fazla tercih edilmiyor, öyle söyleyeyim sizlere. Bunun dışında Phoenix ve Jet'in koşuşturması devam ediyor. Bu sanırım artık bu bölüm ile birlikte sonlanacaktır. Ama şöyle bir şey olabilir, sonraki sinematikte Jet'i öldü olarak görmüştük. 3. bölüm sinematiğinde veya sonraki sinematik ne zaman geliyorsa Sage Jet'i kaldırabilir. Hani bu tarz bir sinematik görebiliriz ve hani Jet Phoenix koşuşturması bu şekilde devam edebilir diye düşünüyorum. Çünkü hani sinematikler içerisinde Sage'i henüz görmedik. Bana kalırsa hani oyundaki en önemli karakterlerden biri zaten. Bilmiyorum yani, ilk olarak aklıma gelen şeyler genel olarak bu şekilde. Yoru gerçekten çok karizmatik bir giriş yaptı. Zaten çok karizmatik bir karakter. Genel olarak hani bu sinematik hakkında söyleyeceklerim benim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben hem bir reaksiyon videosu olsun istedim hem de kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim. Hani video içerisinde söylediklerim hani tamamıyla kendi düşüncelerim. Hani kesin olarak gelecek bu budur diyeceğim şeyler değil. Hani bunu da belirteyim. Bazı insanlar ben bir şey söylediğim zaman bunu hani bilgi olarak anlıyor. Bunlar sadece kendi düşüncelerim, yani öyle söyleyeyim. Evet, bu kadar. Belki ilerleyen zamanlar içerisinde Yoru'ya özel bir yetenek videosu da görürüz. Hani sızdırılmıştı zaten ama resmi hesaplardan paylaşılmadı. Açıkçası ben bugün bir Yoru yetenek videosu bekliyordum. Valorant'ın kendi resmi yayınladı. Hani onu da birkaç gün içerisinde görürüz diye düşünüyorum. Belki bu videodan hemen sonra da yayınlanır. Hani onun için özel bir video çekeceğimi çok zannetmiyorum. Zaten kanalda paylaşmıştık. Evet, bu kadar söyleyeceklerim. Lafı çok da uzatmayayım. Eğer bana destek olmak isterseniz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunun dışında Instagram'dan ve Twitch'ten de beni takip edebilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.